anlatmama gerek yok zaten. Sen kendin çok iyi biliyorsun bunun nedenlerini. İki kez Bahreyn'i dünya şampiyonu olarak dalgalandırma. O yılları yani birkaç sene geçti üzerinden. 2-3 sene oldu değil mi? 2 sene. 2018, 2 sene oldu. 2 seneyi 2 bitirmiş. sene oldu en son. Budapeşte'ydi sanırım. Evet, Macaristan Budapeşte. Budapeşte'ydi. Orada gerçekten böyle gurur duyduk seninle. Hele de Sakaryalı olman, bir de şimdi tanıdık bir çevre olman, abinle her zaman bir aradayız. Oğuzhan Başkan, bu arada takip ediyorsan sana da çok selamlar. Bilmiyorum, görmedim de birazdan herhalde selamlar kendisi de. Evet, Gel, şimdi birazdan girer hocam. konuşmadan önce bir hal hatır soralım böyle. Nasıl gidiyor şu an? İyi misin? Fatih Hocam iyiyim Allah'a şükür. Ben zaten aslında İstanbul'da şu yönden kaldım biraz da. Burada hatta şu an Bakan Bey'in emriyle bize tesisler açılmaya başlandı. Hani milli sporcular burada tesisleri kullanabiliyor. Biraz da burada program ağırlıklı kaldım ben aslında. Antrenman programlarımı buraya göre ayarladım. Çünkü buranın imkanı Sakarya'ya göre şu anlık benim açımdan daha iyi. Hani Tabii ki. daha çok tesis kullanma imkanım var. O yüzden böyle program yaptım hocam. Allah'a şükür ben bu süreci yani kendi açımdan iyi geçiriyorum diye düşünüyorum. Özellikle Ramazan ayına denk geldik. Zaten Ramazan'da bizim programlarımız biraz düşüyor. Hani bir tık aşağı yapmak zorunda kalıyoruz. Ama gene buna rağmen, bunca olumsuz şartlara rağmen ben kendi düzenimi kurdum hocam. İyi gidiyor Allah'a şükür benim açımdan. En büyük temennim de inşallah en kısa zamanda normal hayatımıza dönmemiz. Ya onu zaten hepimiz temenni ediyoruz da inanıyoruz da inşallah en kısa zamanda normal hayata döneceğiz. Peki şey soracağım. Bu salgın sürecinin başlamasıyla birlikte sizin hiç programlarda aksamalar oldu mu yoksa az önce çünkü Bakan Bey'in izniyle dedin yeni başladı sanırım o süreç. Evet Fatih Hocam şöyle izin süreci yeni başladı. Aslında bizim olay şöyle gelişti. Biz olimpiyat kalifikasyon yani olimpiyatları eleme müsabakalarımız vardı. Biz Macaristan'a gitmiştik. Tam bu sürecin hani yasakların gelmeye başlamasından bir iki hafta falan önce kampıyorduk orada biz. Hatta 10 gün 15 gün içinde biz maça bir müsabakaya girecektik. Ama tabii birden olaylar büyüdü. Beklenmedik seviyelere gelince biz de apar topar Türkiye'ye döndük. Tabii daha ne olduğunu anlamadan işte bütün yasaklar gelmeye başladı. Önce kulüp kapandı. İşte sonra milli takım kamplarını yapamamaya başladık. Ama dediğim gibi Bakan Bey'in izni daha henüz bize yeni ulaştı. Hani çünkü yeni herhalde bunun üzerine görüştüler. Çünkü bu sürecin herhalde daha önce biteceğini tahmin ettiler. Tahminlerinden daha fazla sürünce mecbur böyle bir önlem aldılar. Çünkü antrenmansızlık hele ki bizim için performans spor yapan sporcular için Fatih Hocam çok riskli bir durum oluşturmaya başladı. Çünkü evde tamam evde bir şekilde çalışıyoruz ama nereye kadar? Yani ev bize yeterli olmayacak duruma geldi. Ama Allah'a şükür yani şu izinle biraz daha rahatladık. Elimiz daha güçlü oldu yani şu anda. Vallahi tabii ki şimdi biz de evde bir şeyler yapıyoruz kendi çapımızda da. Tabii bizimkisi amatör bir şekilde. Ama gerçekten şimdi sizin herhalde birçok spor dalında en çok antrenman yapan, efor sarf eden sizin dalınız diye biliyorum. Doğru değil Öyle mi? öyle. Öyle Fatih Hocam. Bizim güreş aslında böyle komplik bir spor. Yani hepsinden biraz işte atletizm var içinde. İşte halter var. Ondan sonra zaten güreş başlı başına. Yani özellikle kondisyona dayalı antrenman programlarının hepsini içeriyoruz biz. Peki antrenman şeyiniz nasıl sizin? Şöyle bir yıl içerisinde ne kadarınızı ayırıyorsunuz veya günlük, haftalık? Biraz anlatır mısın? Hocam şöyle bizim haftada 6 gün antrenmanımız oluyor. Tabii bunların periyotlanması var. Sezon öncesi ve sezon hazırlık diye. Sezon öncesi genelde günde 3 antrenmanla başlıyoruz. Çarşamba günü duruma göre dinlenme yapıyoruz. Ama pazartesi, salı, perşembe, cuma, cumartesi fix yani bu kesinlikle yapıyoruz. Tabii sezonu böyle atlatıp hani müsabaka dönemine girince de bu sayı günde çift antrenmana dönüşüyor. Tekrardan dediğim gibi bizim programımız genelde çarşamba ve pazar günleri dinlenme oluyor haftada. Diğer günler antrenmanlara devam ediyoruz. Ama dediğim gibi hocam bizim için en zorlu süreç sezon öncesidir. Çünkü günlük 3 antrenman yapmak zorunda kalıyoruz. Hani sabah 7'de başlıyor. Akşam antrenman bitişi saat 8-9'a kadar sürebiliyor. Bu şekilde bizim programlarımız hocam. Hani böyle devam ediyoruz. Şaka maka bayağı da uzunmuş. Uzun uzun hocam. Özellikle antrenman saatleri de yani idmana ayırdığımız zaman da çok fazla. Ama dediğim gibi biz buna alıştık hocam. Yani bizim açımızdan aslında yapmayınca yani şu an daha çok anladık ki hakikaten biz yapmayınca daha zor duruma düşüyoruz. Hani bazen antrenmanlardan sıkıldığımız oluyordu ama şu an bu süreç bizi gerçekten de antrenmanlar bizim için ne kadar önemli olduğunu, nasıl bir yer kapladığını hayatımızda daha iyi anladık. Daha iyi fark ettik. Doğrudur.
Doğrudur. Yani şimdi ne kadar benzetilir bilmem. Sonuçta üniversitedeyim ben de biliyorsun. Din Evet. eğitimini veriyoruz çocuklara orada. Böyle bir ay, 2 ay ara verdikleri anında hissediyorsun. Öğrendiklerin %30'unu, %40'ını unutmaya çalışıyorlar. Hatta ben birçok kez derslerde de bu örneği veriyorum. Birçoğunuz diyorum bir şekilde spor yapıyorsunuz, fitness'e gidiyorsunuz, onu yapıyorsunuz falan. Bir 15-20 gün gitmediğinizde en son kaldırdığınız ağırlığı kaldıramıyorsunuz diyorum. Dil de işte böyle bir şey. Sanırım benzetebiliriz yani. Ben benzetiyorum çünkü. Doğru hocam, hakikaten. Hayatın her alanında böyle aslında ya. Hani biraz yaptığınız şeyleri bıraktığınız zaman hemen unutulabiliyor, kaybedilebiliyor. O yüzden yani devamlılık şart, devamlılık önemli. Ya ben şimdi senin röportajlarından birinde denk gelmiştim. Yılın neredeyse 10 ayını aktif bir şekilde çalıştığınızı söylüyorsunuz. Yani gerçekten uzun bir süreç. Yani sonuçta ben sporu biraz uzak bir insanım da diğer spor dallarında sanırım bu kadar yoğun bir program yok, değil mi? Yani hocam aslında dediğin gibi biz de diğer branşları da takip edebiliyoruz. Yani güreşin sezonu böyle bitmeden tekrar başlıyor. Çünkü özellikle takıma giren bir sporcuysanız hani şimdi biz Allah bize nasip etti. Bir 8-9 yıllık benim bir milli takım geçmişim oldu. Yani Avrupa Dünya Şampiyonlarına katılabiliyorum. Tabii bizim gibi sporcuların şimdi Avrupa Şampiyonası bitiyor, işte Dünya Şampiyonası bitiyor. Tam Dünya Şampiyonası bitti derken bu sefer yurt dışı faaliyetler başlıyor. İşte Türkiye Şampiyonası olsun, kulüpler arası ligler olsun. Derken bizim için de bu sezon yani bitiyor, tekrar başlıyor. Çok fazla ara veremiyoruz. İşte araları biz ancak kamp arası ve Avrupa'ya Dünya Şampiyonası'nın arasındaki artık mesafeye göre ayarlayabiliyoruz ama gerçekten 12 ayın 10 ayı Fatih Hocam kamplarda geçiriyoruz yani. Valla maşallah. Şimdi seni görünce aklıma şey geldi. Senin düğününde uzun bir masa vardı. Sanırım birçok arkadaşın oradaydı. Şöyle baktım da gerçekten ölüm timi gibi oturuyorlardı yani. Hepsinin maşallah genç kardeşlerimiz de vardı. Büyüklerimiz de oradaydı. Ama hani güreşçi olduğunuz her halinizden belli. Hatta takılmıştım ben yani kesinlikle şuradaki masaya bulaşılmaz diye. Yani ne yapacak? Olmaz. Evet, biraz tabii ki şeyden konuşalım. Sonuçta senin bu yıl bir takvimin vardı diye düşünüyorum. Tokyo Olimpiyatları için ciddi bir şekilde hazırlanıyordun. Ne oldu Evet. şimdi? Yani Hocam program ertelendi. tabii bu seneki bütün programlar seneye ertelendi. Yani 2020'nin bütün faaliyet programı hatta bizim kendi güreş birliği, Dünya Güreş Birliği de bunu açıkladı. Bütün bu seneki kalifikasyon tarihlerimiz 2021 olarak aynı yer, aynı tarih olarak ertelendi. Tabii hocam bizim şu an önümüzde uzun bir, aslında uzun zaman demeyeyim ama çünkü işte bahsetmiştim konuşmamızın başında Macaristan'a gitmiştik kalifikasyon müsabakalar için, Olimpiyat şampiyonasına gitmek için. Tabii orada kısa bir süre kalmıştı bizim müsabakaya girmemize. Ertelenince tabii karar da verildi. Bir sene sonra ertelendi. Ama bizim tabii hedeflerimiz bitmiyor. Seneye tekrardan bir Avrupa Şampiyonası olacak. Tekrardan Olimpiyat kalifikasyon müsabakaları olacak. 2021'in Ağustos ayı bu virüs eğer biterse gene ertelenme çünkü hala da ertelenme durumu söz konusu diyorlar. Hani eğer seneye kadar bir temizlenmezse 2022 söz ediliyor. 2022 söz konusu olabilir de denildi yani en son. Ama şu anki açıklanan tarih 2021. Biz de hocam tabii daha geniş çaplı bir çalışma hazırladık kendimize. Hedefleri buna göre belirledik. Biraz daha şu anda antrenman programlarımızı dediğim gibi o sezon öncesi antrenman programlarına göre artık devam edeceğiz. Çünkü bir yıl var önümüzde. Biz aynı nasıl hazırlanıyorsak yani 2019'un kopyasını aslında 2020'de şu an gerçekleştireceğiz. 2019'da nasıl 2020'ye hazırlandık? Şu anda da 21 için bu sene başladık hazırlıklarımıza. Hani bu şekilde seneye planlamayı düşünüyoruz. Seneye geçmeyi planlıyoruz yani hocam. Valla şimdi tabii ki ben şöyle bazen kendimden pay biçiyorum. Bir şeye odaklandığımda ve odaklandığım tarihte bir şey olduğunda, bir aksilik olduğunda ve gerçekleşmediğinde ufak bir kırılma yaşıyorum. Duygusal bir çöküntü. Herhangi böyle bir durum var mı? İlk başta hocam oldu aslında. Çünkü hakikaten yani ben bütün konsantremi o kalifikasyon müsabakasına göre ayarladım. Çünkü olimpiyata gitmek için o müsabakadan başarılı olarak çıkmak gerekiyor. O ilk başta öyle bir içinde benim de öyle bir durgunluk oldu. Ama sonradan mecburen şartlara ayak uydurmak zorundayız. Hani bu sonuçta bir tescillendi, açıklandı. Tabii Hemen ki. bu olayı erken atlattık. Aslında biz hocam şöyle biraz tecrübeli sayılabiliriz bu kırılganlıklarda. Çünkü bizim yaptığımız meslek gereği inişler çıkışlar çok fazla oluyor. Hani çok fazla bir maç kaybedebiliyorsunuz. Tekrardan her şeyi unutup sil baştan önünüze bakmanız gerekiyor. Yani bu durumda aslında öyle bir durum diyebilirim hocam. Çünkü ne oldu? Yani başarısız da sonuçlanabilirdi o
olimpiyat süreci. İşte daha başarılı da olabilirdik. Ama sonuçta bir karar verildi. Biz de bu karara uymak zorundayız. Artık planlarımızı ona göre yaptık yani. Vallahi inşallah önümüzdeki süreçte gönlünce olur ve istediğin hedefe ulaşırsın. Yani bu tamam, sen belki bayrağı kaldırıyorsun orada, madalyayı sen alıyorsun, ama yemin ol ki biz de buradan çok gelmek istedim mesela Budapeşte'ye. Gelemedim. Abin çok sevdi. Gelsen. Evet. Öyle bir şey ki tam böyle derslere denk geliyor. Bir haftada izin alıp gelemiyorsun. Ama buradan yani her türlü desteğimizi veriyoruz ve sen o maçı kazandığında biz de kendi payımıza burada gururlanıyoruz. Şimdi şeyine baktığımda, geçmişe dönük kariyerine baktığımda 2017-2018 dolu dolu geçmiş. Evet. Yani ben mi öyle denk geldim, gerçekten öyle mi? Öyle öyle Fatih Hocam. 2017 ve 2018 gerçekten benim hayatımda yani elde etmek istediğim başarıların bir kısmıydı. Tabi bunun sonrasında olimpiyat şampiyonluğu var inşallah, ama dünya şampiyonluğu da benim güreşe ilk başlarken, hani ilk başlarken dediğim şöyle, kendimi biz yıldızlar kategorisinden sonra hocam biraz daha hedeflerimizi anlayabiliyorsun. Hani güreşte, hani güreşin gerçek bir şey, yani gerçek bir serüven olduğunu görebiliyorsun. Çünkü yıldızlar biraz daha çocuk kategorisi aslında, çok fazla ileriye dönük hayalin olmuyor. Ama ben bu hayalleri kurduğumdan beri bir tanesi de dünya şampiyonluğuydu. Hani kendimi güreşe adadığımdan beri, hani bu sporu gerçekten profesyonel anlamda düşündüğümden beri hayallerimin bir tanesi dünya şampiyonluğuydu. Ben 2017 yılında bunu başardım. Tabii 2017 yılında şampiyonluktan sonra hocam şöyle bir şey dedim ben kendime. Bir daha bana Allah ne zaman nasip eder acaba, çünkü dünya şampiyonluğu bize nasip oldu. Çok mutlu oldum, çok gururlandım. Ama zor bir olay, kolay değil, gerçekten kolay değil. O müsabaka bittikten sonra dedim acaba ne zaman nasip olur bir daha bana. Ve tekrardan 2018 yılında bana bir daha nasip oldu. Hani tabii çalışıyorum, bunun için çok emek harcıyorum, ama hocam sonuçta baktığınız zaman da, hani özellikle geri dönüp baktığınız zaman gerçekten de kolay bir şey değil. Çünkü bizim yıl içinde gittiğimiz uluslararası turnuvalarımız oluyor. Hani çok daha fazla maç yapabiliyoruz. Ama orada kaybediyorsun, sonra gidiyorsun dünya şampiyonu oluyorsun. Hani dünya şampiyonasının büyüklüğünü o bitince daha iyi anlıyorsun. Ama 2017 ve 2018 yılı hocam benim hayatımda gerçekten de zirveyi gördüğüm noktalardan bir tanesi. Evet, zaten bununla ilgili birkaç soru soracağım sana. Şimdi baktığımda böyle gerçekten 2017 ve 2018 yılında iki dünya şampiyonluğu, 3 tane altın madalyası bununla birlikte. Ya, doğru şey yaptın, evet, değil mi? Evet, evet. Gümüş madalyası var sanırım Novi Sad'da. Şeyi evet. Merak ediyorum. 2017 ile 18 arasında bir fark var mı? O şampiyonluğu elde ettiğin an. Hocam 2017 yılını ben, yani bana sorsanız hani neyi unutamıyorsunuz diye, 2017 yılındaki dünya şampiyonluğu derim ben. O dünya şampiyonluğunun benim için yeri çok ayrı. Çünkü yani senin kariyerinde gerçekten bir kırılma noktası oluşturuyor. Tabii aynen öyle hocam. Çünkü o sene Avrupa'da ikinci oldum, ben finalde kaybettim. Tabii finalde kaybedince dünya şampiyonasına gidiyoruz. Dünya şampiyonası çok daha büyük bir atmosfer. Finalde kaybedince tabii orada insan ister istemez burada şampiyon olabilir miyim? Yani şampiyonun hayalini biraz daha böyle gözünüzde büyütüyorsunuz. Hani öyle hissediyorsunuz. Sesin gitti geldi. Yorumları bir kapatıyorum. Evet, sesim gitti geldi. Onu kapattım geçici süreliğine. Birazdan yine açacağım. Bazen çünkü takılma yapıyor o şekilde. Şimdi 2017 senin gönlünde. 2018 tabii ki, yani ben de kendimi senin yerine koyduğumda bir dünya şampiyonluğu elde ettin. Ertesi sene bir daha illaki ilki her zaman güzel oluyor. Evet. Bir şey soracağım. Türkiye tarihinde senin branşında bunun bir örneği daha var mı? 2 yıl, 3 dünya şampiyonluğu. Ben bunu başaran 4. sporcu oldum. Bunu zamanında Tevfik Kış başarmış. Daha sonrasında Selçuk Çevi, Selçuk abi şu anda o da Spor Eğitim Daire Başkanı Ankara'da. Daha sonrasında Tahak Gül başardı. 2014-2015 yılları. En sonunda ben başardım. Hani biz Türkiye'de 4 sporcuyuz bunu başarabilen. Böyle bir ayrıntı var. Hani böyle bir tarihe böyle bir anekdot düşmüş. Tarihi yazdırdın zaten. Peki dünyada sık rastlanılan bir durum mu, yoksa Türklere özel bir şey mi bu? Şöyle, dünyada da var hocam örnekleri. Hatta dünyada bunu 3 olimpiyat arasını yapan da var. Ama Türkiye'de 4 kişiyiz. Ama dünyada tabii örnekleri var. Hatta dünyada bir ileri seviyesine gidip işte 2 olimpiyat, 3 olimpiyat kazananlar da var üst üste. Türkiye'de bunu başarabilen Hamza Erlikaya var en son. O da çok müthiş bir olay. Yani çünkü 4 sene, 8 sene formunuzu korumak gerekiyor. O daha da uzun bir ayrıntı istiyor. Şimdi 2017'de miydi rakibini alman, 2018'de mi? 2017.
2017'de yanlış hatırlamıyorsam o en son olimpiyat şampiyonuydu değil mi? Fatih Hocam o olimpiyat üçüncüsüydü. Ama şöyle bir anımız var bizim onunla. Yani şöyle bir geçmişimiz var. Onu da kısa hemen anlatayım isterseniz. 2016 yılında tekrar ben olimpiyat kalifikasyon müsabakaları yapıyoruz. Hani olimpiyata ben dünya şampiyonası o senesi madalya alamadım. 2015 yılında Las Vegas'ta yenilmiştim. Yenildiğiniz zaman da yıl içinde tekrardan olimpiyat yılı içerisinde işte az önce dediğim olimpiyat kalifikasyon müsabakaları oluyor. Ben işte bu ayaklardan bir tanesi İstanbul'daydı. Yarı final müsabakasında o Alman sporcuyla yapıyorum İstanbul'da. Hani kim yenerse olimpiyata gidecekti. Öyle bir maç oldu. Ama hocam şöyle o maçı izleseniz yani ben çok fazla aslında bu tarz bahanelere sığınan biri değilim. Hani ben yeniliyorsam yenilmişimdir. Hani biri beni yeniyorsa çıkıp bir şey diyemem veyahut da işte sakat gidip oraya yani şu bahaneler de vardı. Sakattım işte çalışamadım. Hani eğer sakatsan derim gitmezsin oraya bu kadar basittir. Ben evet. Öyle fazla bahanelere sığınan biri değilim hocam ama benim o 2016'daki maçımı izleyen hani güreşi anla veya anlama fark etmez. Herkes o maçta benim bariz hakemlerin artık daha önceden ayarladığı bir bana tabiri caizse bir tezgah kurulmuş orada. Benim hakkımı göz göre göre yediler. Orada 2-1 bitti müsabakamız. Hatta bunu İstanbul'da yaptılar. Yani normalde biz buna alışığız. Diğer yurt dışı turnuvalarında işte hangi ülkeye gitseniz oranın sporcusu tutulur. İşte Almanya'ya gitseniz bir Almanla maç yapıyorsanız hakemlerin ona karşı bir inisiyatifi vardır. İşte bu Macaristan'da böyle, Gürcistan'da böyle. Yani neyse hocam orada ben olimpiyatları kaybettim. Ama acı bir şekilde kaybettim. Gerçekten de. Çünkü hakkım göz göre göre yenildi. Ve sonra Allah bana 2017 finalinde tekrar bu sporculara çıkmaya nasip etti. Yani ben ona göre konsantre oldum. Hani ona göre maç yaptım. Akabinde kazanınca benim için ayrı bir mutluluk oldu. Hani başka bir sporcu olsa belki bana bu kadar şey vermezdi, bu kadar haz vermezdi. Hani orada geçen sene bir yıl önce hakkımın yenilerek olimpiyatı kaybetmiştim. O da olimpiyata gidip madalya aldı. Bir sene sonra da işte dünya finalinde karşıma çıktı. Hani belki de bunun konsantresiyle maça çıkmam, maçı kazanmamdaki büyük artılardan bir tanesidir. Ya tabii ki olabilir. Her şerde bir hayır var. Şimdi tam da onu soracaktım ben. Sonuçta maça çıkıyorsun, 2017 için konuşuyorum. Karşımdaki kişi olimpiyatta derece yapmış biri. Tam şeyi soracaktım sana. Yani onun o başarısı sende herhangi bir çekince nasıl diyeyim, tabii korku demeyeyim de yani bir acabaya düşürüyor mu diye tam soracaktım ki sen zaten kendi açıklamanı yaptın. Bence tam tersi olmuş olabilir yani. Sonuçta bir yıl önce maçmış, tam tersi olmuş olabilir. Peki gerçekten o az önce söylediğim şey, şimdi birileriyle maça çıktığında onların gözlerinde hissediyor musun onu? Sonuçta iki kere üst üste dünya şampiyonu olmuş. 2019'da da maçlara gittin. O şeyi hissedebildin mi rakibinden? Şöyle oluyor bizde genelde. Tabii ki aslında maçın içinde hani illaki çok heyecan oluyor. Ama o heyecan bizde eğer performansın önüne geçiyorsa çok büyük sıkıntı. Onu ayarlamak gerekiyor. Ama bizim seviyelerimize gelen sporcularda ben onu çok fazla yani kendimden de biliyorum. Milli takım arkadaşlarımdan da bunu görebiliyorum. Çok fazla heyecanımız performansımızı etki etmiyor. Tabii ki heyecanlanıyoruz. Hani çünkü sonunda kestiremediğiniz bir durum var. Hani yenecek misiniz, yenilecek misiniz, yenilecek misiniz, maçın seyri nasıl olacak? Bunları hep düşünüyoruz. Ama tabii maçın içinde hocam hissedebiliyorsunuz onu gerçekten. Hani o bizde temas olayı var. Karşı rakibinizle tutuştuğunuz anda hani kim daha iyi, işte kim daha iyi hazırlanmış bunların hepsi o andaki his size bunu geçirebiliyor. Yani ben çoğu maçımı aslında maçın içinde anlayabiliyorum. Hani çok da bunun örneği vardır. Özellikle bu yılki yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ben madalya müsabakasını kaybettim. Orada ama tabii kendi hatamla kaybettim ama maçın içinde daha iyi olduğumu hissediyordum. Ama diğer örneği de tabii maçın içinde çok daha rahat yeneceğiniz rakipleri anlayabiliyorsunuz. Veyahut da rakip sizden daha iyi olduğunu maçın içinde görebiliyorsunuz. Bunların örneği çoktur hocam. Kime sorsanız aynı cevabı verir yani. Yani şimdi tabii ki ben uzak olunca genellikle işin ön planda görünen değil de iç dünyada olan ve arka planda gerçekleşen benim daha çok dikkatimi çekiyor. Ve tabii ki şimdi sen anlatınca daha da mantıklı geldi. Sonuçta profesyonellik başka, benimki tamamen amatörce sorulan bir soru yani. Sonuçta amatörce spor yapıyoruz biz de. Üst ligden biri çıktığında gerçekten karşılaşmak bile, karşı karşıya durmak bile bizim için ayrı bir heyecan ve gurur oluyor. Şimdi gelelim diğer bir soruma. Olimpiyatları hedefinde zaten bunu en başında söylemiştik. Dünya olimpiyatları mı sence yoksa olimpiyatlar mı sence yoksa dünya şampiyonası hangisi? Hocam şöyle, olimpiyat şampiyonu tabii ki en büyük değer. Çünkü
4 sene itibariyle yapılması, hani 4 yılda bir yapılması, dünya şampiyonası her sene var. Ama zorluk seviyesine baktığım zaman, yani zorluk seviyesine baktığım zaman ikisini ben birbirine ayırt etmiyorum. İkisinin de seviyesi aynı. Hani hatta olimpiyat şöyle, şampiyonluk demeyeyim de madalya alınabilir. Şampiyonluk tabii zor ama madalya alınabilir. Dünya şampiyonasında madalya almak çok daha zor. Çünkü dünya şampiyonasında bir kısıtlama yok ama olimpiyatlarda var. Olimpiyata seçili 16 sporcu gidiyor ve bu 16 sporcunun içinde kıtalara böldüğümüz zaman baktığınız zaman en güçlü kıta aslında Avrupa. Hani Avrupa kıtasına gelen sporcular diğer kıtalara göre çok daha fazla, hani çok daha fazla pay sahibi. Hani pastayı böldüğünüz zaman en büyük pay Avrupa'ya düşer her zaman. Çünkü dediğim, yani şuraya çıkıyor bu işte. Dünya şampiyonasında bir kısıtlama olmadığı için hani ilk turda çok güçlü rakip de gelebiliyor size. Hani çok daha güçlü. İşte ikinci tur olabiliyor, üçüncü tur olabiliyor. Ama olimpiyat şampiyonasında belki bir maç çok, işte Afrika kıtasından gelen bir sporcuya düştüğünüz zaman çok basit bir müsabaka yapabiliyorsunuz. Tabii ilerleyen turlar zaten zorlaşıyor. Bunlar genelde Avrupa şampiyonasında zorlaşıyor, dünya şampiyonasında da. Ben zorluk olarak hocam ayırmıyorum. Hani zorluk seviyesine baktığım zaman, hatta ben Avrupa Dünya Olimpiyatı da, yani Avrupa biraz gerisinde kalıyor ama hani Dünya ve Olimpiyatı ben bir tutuyorum ama önem bakımından söylemem gerekirse tabii olimpiyat şampiyonluğu en büyük değer. Evet tabii, şimdi hep böyle sonuçta Avrupa şampiyonluğunu duyuyoruz, dünya şampiyonluğunu duyuyoruz, olimpiyatlar duyuyoruz. Birazcık da tabii işin içinde olmayınca gerçekten merak ediyorum. Çünkü bir röportajında vurgulamıştın, yani özellikle olimpiyatları kendine hedef koyduğunu, sanırım 2018 dünya şampiyonluğunu elde ettikten sonra bu röportajı vermişti. Şimdi bir soru gördüm ben orada, Rıza Başkanım, sorunuzu tekrar alabilir miyiz? Motivasyonun müsabaka öncesindeki başarıdaki oranı ile ilgili bir soruydu sanırım da. Evet, motivasyonun müsabakayı kazanmadaki oranı nedir diye bir soru geldi başkanlar. Motivasyon müsabaka aslında en büyük katkısı olan motivasyondur. Ne kadar motiveyseniz o kadar daha konsantre maç yapıyorsunuz, daha az hata yapıyorsunuz. Ama tabii dediğim gibi bu motiveyi kesinlikle heyecanla karıştırmayalım. Hani bazı insan da çok heyecanlı olduğu için kendini çok motive zannedebiliyor. Ama motivasyonu ben şöyle görüyorum. Tamamen tabii iyi hazırlanıp gelinmişse daha da fazla üstüne koyuyor. Çünkü hazır olmayan vücutta, çünkü sonuçta performans sporu yapıyorsunuz. Hani beden sporu yapıyorsunuz. Ne kadar motive olursan ol, eğer hazır değilse vücudun, olmaz. Ama özellikle hazırlanmış bir fiziksel aktiviteye geldiğiniz zaman bunu bir de yani beyninizle motive haline getirdiğiniz zaman gerçekten önünüzde kimse duramıyor. Ama motivasyonun bence, yani çalışmak %50, motivasyonu %50 diyorum ben. Yarı yarıya veriyorum oranları. Peki motivasyonunu besleyenler nelerdir? Ben bunu merak ediyorum. Benim motivasyonumu besleyen en büyük etken hocam çalışmak diyorum ben. Yani ben çalıştığım zaman kendimi daha motive hissediyorum. Çünkü gerçekten hazırlandığınız zaman bu inancınız çok artıyor. Zaten siz de kendinizi görüyorsunuz. Yani daha, yani çalışmadığınız zamanları, mesela özellikle kendimden örnek verirsem, sakatlandığım dönemlerde ben fazla çalışamıyorum. Ama tabii sakatlanmak şöyle, sezonda sakatlanmak çok kötü bir şey. Müsabakaya giderken bazen sporcu sakatlanabiliyor, bu artı yönde de olabiliyor. Hani şöyle oluyor, bazen de siz kendinizi çok iyi hissediyorsunuz, bu antrenmanlarda gene yüklenmeye devam ediyorsunuz. Özellikle son kamplardaki vücut performansı çok önemli. Bir de bizde hocam kilo düşme faktörü var. Hani bir de o yönü var bizim yaptığımız sporun. Bunun yanında dinlenmek bazen sporcuya iyi gelebiliyor ama özellikle sezon önce sakatlandığınız zaman bu sakatlık her şeyin önüne geçebiliyor. Bu da motivasyonunuzu düşürüyor, yani kendi açımdan motivasyonumu düşürüyor. Benim en büyük motivasyon kaynağım çalışmak. Evet, bu arada bir tane de satır gördüm orada. Oğuzhan abinin motivasyonundaki oranı nedir? Abim şöyle oldu, aslında abim benim totemim haline geldi. Hani abim ve yani yanında gelen çok değerli, hakikaten abim benim insanla... Yani Serdar abi olsun, işte Sedat abi olsun, Aytekin abi olsun, bunlar gerçekten de hiçbir müsabakada beni yalnız bırakmayan isimler. Ali Osman abi olsun, bunlar gerçekten de. Seni de bekliyorum hocam inşallah bir dahaki müsabakaya. İnşallah, inşallah. Bir dahakine yani zincirleri kıracağım, dersleri iptal edeceğim, geleceğim. İnşallah orada da bir sonraki hedefine ulaşırsın. Şimdi tabii onu da soracaktım. Sizin müsabakalarda seyirci katılım oranı nasıl? Bence hocam, ben şöyle görüyorum. Türkiye'ye nazaran baktığın zaman yurt dışı müsabakaları inanılmaz. Yani hatta abimlerle bunun sıkıntısını biz çok yaşıyoruz. Bilet problemi oluyor sürekli. Yani düşünün, biletler tükeniyor ve bu biletler parayla satılıyor.
Yani Türkiye'de baktığınız zaman çok iç açıcı bir tablo yok. Hatta acı bir tablo var. Çünkü bizim işte dediğim gibi hocam, Türkiye Şampiyonası olsun, Türkiye Ligleri olsun, buraya çok kaliteli sporcular geliyor ama tribünlere baktığınız zaman gerçekten de katılım inanılmaz derecede. Ben bunu hocam şuna bağlıyorum. Bizim müsabaka saatlerimiz... Bir bağlantı koptu geldi. Evet. Şu an sesim geliyor değil mi hocam? Sıkıntı yok. Şu an geliyor sesi. Ben hocam bu müsabaka katılımını şuna bağlıyorum. Bizim saat sıkıntımız var. Hani müsabaka başlama saatimiz çok erken gerçekten de. Ama yurt dışında bunu biz örneğini tam Aralık ayında, 2019'un Aralık ayında Rusya'ya Aldrosa turnuvası diye bir kap var. Orada büyük bir firmanın sponsorluğunu üstlenip gittiğimiz müsabaka oldu. Biz müsabakayı orada gece saat 10'a yaklaşırken çıktık ve inanılmaz derece tıklım tıklım bir seyirci kitlesi vardı. Biz bunu bence Türkiye'de sağlamamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani atıyorum maçımız cuma gününden başlayan müsabakayı sabah 10'da 11'de başlayan müsabakaya kimse gelemiyor. Hatta geldiğiniz zaman seyir zevki de olmuyor. Ama biz bunu bu tür değil de akşam seansına, aynı futbol müsabakası, işte basketbol müsabakası gibi akşam saatlerine kaydırabilirsek belki bunun önüne geçebiliriz. Peki bu yurt dışı müsabakalarında Türk izleyicisi katılımı sence ne kadar? Var, oluyor mu? Yoksa sadece bizimkileri mi görüyoruz orada? Yok yok. Orada özellikle haberi olan insanlar hiç kaçırmıyor. Çünkü inanılmaz bir milliyetçilik ruhu var orada. Yani bir Türk geldiği zaman özellikle bir de hani ben çok insan rastladım ki işini gücünü bırakıp bizim duyduğumuz maçlara, bizim maçlarımız olduğunu duyunca hemen salona geldiklerini çok gördük. Orada hani belki bizimkilerden daha fazla destekliyorlar bizi. Çünkü hem bak, herhalde Türk insanlar sahip kalmışlar. Ya tabii ki şimdi düşünüyorum yani orada sonuçta en çok gurur duyduğumuz şeylerden biri, birincisi İstiklal Marşımızı orada herkesin önünde okutuyorsunuz. Sonra bayrağımızı dalgalandırıyorsunuz. Bir de bunu bir şampiyonlukla, bir ödülle taçlandırdığında gerçekten çok güzel oluyor. Ve yurt dışındaki Türkler de özellikle vatan hasretiyle yandıkları için böyle fırsatları kaçırmayacaklarını düşünüyorum. Yani gerçekten de böyle bir durum var. Başarı da geldiği zaman bu farklı bir hal alıyor. Ama ben her zaman bir güreşçinin arkasında olduğumu söyleyebilirim. Yani her türlü kefilimde yani güreş camiasına. Evet, bu gerçekten güzel bir şey. Şimdi başkanımız da bir soru yöneltti. O soruyu da sana sormak istiyorum. Sakarya'da gençlerimizin güreşe karşı ilgisi nasıl? Sakarya'da müthiş bir potansiyel var. Yani gerçekten biraz daha ya bizim aslında ben konuyu biraz bu soruyu hocam geniş çaplı cevap verirsem şöyle diyeyim. Bizim Türkiye'de bir kulüp problemimiz var. Yani baktığınız zaman 2-3 yani bir elin 5 parmağını geçmiyor kulüp, kaliteli kulüp sayımız. Tabii Sakarya'da bunu sağlayabilen Sakarya Hendek Güreş İhtisas kulübümüz var. Orası şimdi Olimpiyat Merkezi ile beraber birleşti. Ama yeterli mi? Değil. Çünkü niye? Büyükler kategorisine taşımak gerekiyor. Altyapıda çok başarılıyız. Özellikle Sakarya olarak hani Sakarya'da baktığınız zaman çok şampiyon çıkıyor. Ve bu potansiyele bence kulüp yetersizliği var. Hani biraz daha bu işlere el atılsa, hiç olmasa büyük şehirlerin bunu el atması gerekiyor diyorum ben. Çünkü bu sayı arttıkça sporcu sayısı da artacak. Sporcu sayısı arttıkça rekabet olacak. Bu da başarıya getirecek. Sakarya'da böyle bir potansiyel var. Gerçekten de yani biz zaten başarı ailesi olarak mesela güreş camiasının içindeyiz ve söz sahibiyiz. Çünkü çok başarılı isimler çıktı bizim sülalemizden. Bizim gibi daha nice çocuklar var Sakarya'da şu an devam eden ama ne oluyor? Bir seviyeye kadar geliyorlar. Genelde bizim kulübe işte gelen oluyor. İşte Ankara Aski Spor Kulübü var alternatif. Yani bu iki kulüp arasında gidip geliyor. Aslında bir Sakaralı bir sporcunun Sakarya'da kalıp da Sakarya'nın ismini duyurmasını. Çünkü ben aslında milliyetçi bir kişiyim. Yani Sakarya'dan siz de bahsettiniz ya hocam, Sakarya olunca insan farklı bir gözle bakıyor. Yani gerçekten evet. Ben de öyleyim. Sakaryalı biri şampiyon olunca daha insan bir gururlanıyor. Çünkü kendi kanın, kendi toprağın insan daha farklı gözle bakıyor bu olaya. Ben diyorum ki neden Sakaryalı bir sporcu kendi imkanlarıyla orada yetişip orada devam edip yani tabii ülkesini temsil ediyor önce ülke sonra şehrimiz neden olmasın diyorum ben. Yani şimdi tabii ki Sakaryalı olmak gerçekten farklı bir şey. Ben bunu birçok yerde de hissettim. Bizim Sakaryalı
milliyetçiliğimiz. Sakın diğer illerden izleyenler yanlış anlamasın. Sakarya milliyetçiliği gerçekten bir farklı bir durum var. Yani anlatılmaz. Biraz yaşanması gereken bir durum. İnşallah programımızı kayıt eden arkadaşlar da bu az önce bahsettiğimiz noktayı güzelce ele alırlar. Çünkü buradan Büyükşehir'e de bir mesajımızı iletmiş olacağız. Ve senin gördüğün sorun, Büyükşehir'ler bu işe el atarsa nebze de olsa çözülür diyorsun. Değil mi? Tabii tabii hocam, kesinlikle. Bence Büyükşehir'lerin tabii bir plan projeyle gidilmesi gerekiyor ama Büyükşehir'lerin bunu kesinlikle yapması gerekiyor. Yani ben başarıyı kesinlikle sporcu sayısına bağlıyorum. Yani hı hı. Sporcu sayısı ne kadar arttıkça, çünkü alternatif çoğalıyor. Hani şimdi 10 kişiden mi misal şampiyon çıkar, işte 100 kişiden mi şampiyon çıkar, 1000 kişiden mi şampiyon çıkar? Tabii ki 1000 kişi arasında. Yani bu tartışılmaz. O yüzden ben kulüp bazında, hani kulüpleşme bazında Büyükşehir'lerin çok büyük faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü zamanında örneği var yani. Senin kulübün İstanbul Büyükşehir'e mi ait orası? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. Bahsetmem gerekirse gerçekten de hani müthiş imkanlara sahip. Ben neden bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, işte bir Sakarya'da olmasın, işte bir Yalova'da olmasın, işte bir Konya'da olmasın, bir Artvin'de olmasın, neden? Çünkü bizim kulübümüze gelip gördüğünüz zaman hocam anlayacaksınız ki yani müthiş bir sporcu yani şampiyon ortamı orası. Çünkü farklı branşların tesisi, yani farklı branşların antrenman olana, işte olimpik yüzme havuzu, orada sporcuların konaklayacağı otel, günde 3 öğün sabah kahvaltısından dahil akşam yemeğine kadar sporculara sağlanan imkanlar, işte alt yaş grubunu var kulübümüzde. İşte ben diyorum ki yani kurduğumuz zaman gerçekten de başarı yakalamamak, yani ülkece, çünkü baktığınız zaman olimpiyatlarda başarımız müthiş derecede diğer ülkelere göre az. Yani biz bu sayıyı ancak bu şekilde arttırırız. Ne kadar fazla kulüp, ne kadar eğitim falan, inşallah belediyeler böyle bir, tabii ki birazcık da yönlendirme gerekiyor burada. Bir algı da yapmam lazım. Ama sana söz, bu konuyu ben ele alacağım. En azından bir sonraki köşe yazımda bilecekleri bir şekilde dile getireceğim. Tabii senden birazcık da teknik bilgi almam lazım. Onu bir program sonrası bir ara hallederiz. Eğer ki bir belediyenin desteği bu kadar etki yaratıyorsa, ki az önce anlattıkların gerçekten ilginç şeyler, ben bu kadarını bilmiyordum. Ve ciddi şeyler anlattın, çok önemli bilgiler verdin ve gerçekten orası bir milli fabrikaymış gibi sporcu evet. yetiştiriyor. Vallahi evet. helal olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Peki sonuçta işin içindesin. Bunun şeyi altyapısını o dönemde kimler oluşturmuş? Çok eskiye dayalı bir şey mi yoksa İstanbul Büyükşehir'de? İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Fatih Hocam 1990 yılında kuruluyor. İlk başta İETT olarak kuruluyor. Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde spor kulübü oluşturuluyor. Yani günümüzden bugüne kadar da devam eden bir tesis oldu orası. Ama dediğim gibi yani baktığınız zaman dünyanın en büyük spor kulübü. Yani dünyanın gerçekten de bu lafta değil, spor kulübü olarak dünyanın en büyük spor kulübü, en büyük, en çok lisanslı sporcu sayısına hakim bir kulüp ve imkanları doğrultusunda da devam ediyor. Ama kuruluş yılı 1990 ve her geçen günde üzerine koyarak giden bir kulüp oldu. Çünkü bünyesinde Türkiye'ye nam salmış, aklınıza kim gelirse gelsin, Büyükşehir'in lisansını kullanmış isimler, yani buradan herkes geçti, yani bu kulüpten herkes geçti ve geçmeye devam edecek. Yani şöyle bir şey var, şöyle bir laf var bizim aramızda. Bir gün herkes İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olmak, kulüplü olmak zorunda. Hani o hale, o duruma gelmiş yani bu durum. O yüzden yani ben kulübümde ne kadar iftihar etsem azdır yani. Bizim bugünlere gelmemizde de en büyük olanakları veren kulübümüzdür. Vallahi gerçekten helal olsun, takdir ettim. Yani o kulübün gelişmesinde katkısı olan herkese de buradan teşekkür ediyorum. Son sözünden de anladığım, bu kadar büyük çaplı, bu kadar sporcu sahip çıkan bir belediye yok. Yani var, yapanlar var ama sanki kağıt üstünde gibi Fatih Hocam. Yani kulüp açıl var mı? Var. Ama
verilen imkanlara baktığınız zaman maalesef sınıfta kalırlar yani. Kimse bizim kulübümüz kadar, hani bu büyük şehir kadar kimse sporcuna sahip çıkmaz. Bu kadar profesyonel mesela, çalışmaz daha doğrusu. Birçok branş var orada. Bütün branşlar var hocam. Futbol, bir tek futbolumuz ayrıldı. Futbol Başakşehir olarak ayrıldı. Daha öncesinde futbol da vardı. Şu an basketbolundan, takım sporlarından tutun da ferdi sporlara baktığınız zaman hepsi bizim kulübümüzde mevcut. Peki, şimdi küçük kardeşlerimiz de yayınımızı izliyordur. Güreşe başlamak isteyen, bu arada soruma geçmeden önce şurada iki takıla Malatya'dan bir kardeşimiz var sanırım. Direkt sana soruyorum. Güreşe devam etmeli miyim? Sence lifim tekrar yırtılır mı? Soruyu kaçırmadan soruyu cevaplayabilirsen sevinirim. Tabii güreş ağır bir spor. Bu tarz sakatlanmalar illaki olacak. Bu güreşi bırakmasına sebep değil kardeşimizin. İsmini yazmamış ama. Yani güreşi bırakmasına bir sebep değil. Ama tabii dikkatli olmakta fayda var. Yani yırtığın derecesi önemli. Şu an bir şey görmeden diyemiyorum ama o zaten kişi kendini bilir. Ben genelde bütün sakatlıklarımı kendi imkanlarımla, hani kendimi bilerek yapıyorum. Hani oraya yüklenmemek gerekiyor. Zaten ne zaman ki artık bölgesi nereye yazmış, herhalde yazmamış nerede yırtıldığını ama yok, o kendi belki. zaten şey yapabilir. Kendi onayını kendi verir o. Yani yırtık çok şiddetliyse, zaten yaptırmıyorsa bu çok ciddi bir durumdur. Ama günden güne şiddetli bir ağrısı yoksa, hani günden güne ağrısı azalan bir durumsa devam edebilir ama kesinlikle güreşi bırakmasına veyahut da güreş yapmamasına engel bir durum değil. Peki, tabii ki şimdi güreşe devamdan bahsetmişken, bence bir çocuğun güreşe başlama yaşı kaç? Bence hocam 12 diyorum. 12, 11, 12 yaşları ideal. Çok da erken başlamak da olabilir ama ben şöyle düşünüyorum. Benim altyapım yüzme. Sen de hocam biliyorsundur. Hatta bilirsin yani. Sapanca'da yetiştim ben. Sapanca Gölü'nde çok yüzdüm. Hani altyapıyı ben yüzme olarak aldım. Ve bunun meyvelerini de ben şu an topluyorum. O yüzden ben güreş yapacak insanların, eğer imkan doğrultusunda tabii, bunu bizim imkanımız vardı değerlendirdik. Ama imkan doğrultusunda bunu yapabilen kişiler çok daha başarılı olabiliyor. Tabii ben güreşi şöyle görüyorum. Çok erken yaşta örnekleri de var. Çok erken yaşta başlayıp da bu işten sıkılan. Çünkü aynı stresi, şimdi bir stres var hayatınızda. Bu stresi ne kadar da alıştın deseniz de uzun süre çok götüremiyorsunuz. O yüzden bu spor aralığını, bu stres aralığını ne kadar aza indirirseniz bence spor ömrünüz o kadar daha fazla oluyor. Ben o yüzden 12-13, 11-12 yaş arasını yani ideal görüyorum yani. Kendi düşüncem o. Peki belirgin bir bedensel özellikler ön plana çıkması gerekiyor mu? Tabii. Yani güreş komplik, yani en başta dediğim gibi hocam komplik bir spor. Yani şimdi gücünüz olması gerekiyor, işte kondisyonunuz olması gerekiyor. Tekniğinizin o branşa yani yönelik olması gerekiyor. Bunların üçü birbirine çok bağlı. Hani bunlardan birini çıkarın, çok zorlanırsınız özellikle güreşte. Ama ben en büyük artıyı şunu görüyorum. Kondisyon olarak bir çıtadaysanız, bir seviyedeyseniz ben bunun artısını çok görüyorum. Hani kondisyonu ben birinci sıraya koyuyorum. Kondisyon birinci sırada diyorsun. Yani şimdi tabii ben kafamda genellikle biz güreşçi kime deriz? Yani güreşçi potansiyeli olabilecek. Tosuncuk gibi bir çocuk varsa karşımızda, yeğenlerimiz var. Senden gerçekten güreşçi olur deriz. Bunun payı var mı, yoksa halk arasında bir yanlış bir bilgi mi bu? İşte şöyle hocam, tabii insanın yani güreşçi deyince aklına böyle bir devasa, işte ağır siklet, şişman bu tarz bir yapı geliyor ama, bu tarz bir kişilik geliyor ama yok, güreşte ne kadar at, aslında güreş böyle bir spor olarak anılsa da at çok inanılmaz atletik bir spor. Yani zaten güreşi izledikten sonra buna karar verebilirsiniz. Yani inanılmaz hareketler, inanılmaz oyunlar çıkabiliyor. Yani bunları gördükten sonra da kesinlikle insanların fikri değişiyor. Yani o bir kalıp, gözündeki o kalıp bir anda bitiveriyor. Çünkü gerçekten dediğim gibi inanılmaz atletik bir branş. Yani bunu izledikten sonra insanlar daha iyi karar verirler. O biraz hocam halk arasında bir tabir diyelim ona. Ya çünkü çok denk geliyoruz. Biz de kullanıyoruz tabii ki zaman zaman. Hazır seni bulmuşken de sana da bir sorayım dedim. Evet, zaten yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Bir saat olmuş bu arada. Ben gerçekten bayıldım. Hoş bir sohbet oldu. Bizi gerçekten onurlandırdın programımıza katılmakla. Çok güzel bilgiler de verdin.
güldük, duygu şeyi de yaşadık, seni de yaşadık ve teknik bilgileri de aldık. Bilmediğimiz bir dünya sonuçta bizim. Son olarak söylemek istediğin bize bir şeyler var mı? Güzel akşamı noktalayacağımız. Özellikle gençlere yönelik. Hocam şöyle diyeyim. Önce sizin aracılığınızla Milli Birlik ve Düşünce Derneği'ne ben çok teşekkür ediyorum. Senin aracılığın hocam. Çok güzel bir canlı yayın bağlantısı yaşadık. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben öyle görüyorum yani. Allah benim razı olsun. Son olarak da hocam şunları söyleyeyim. Özellikle gençlere. Kesinlikle sporsuz kalmasınlar. Yani gençlerden önce aslında ailelerin bilinçlenmesi gerekiyor. Aileler burada çok öncü olmak zorunda. Yani çocuklarını branş fark etmeksizin, bu herhangi bir branş olabilir. Kesinlikle bir herhangi bir spora yazdırsınlar. Çünkü dediğim gibi sporun insanın kişiliğinde olsun, fiziksel gelişiminde olsun inanılmaz bir katkı payı var. Yani bunlar birebir gerçekler. Tabii ilerisi yani nasip diyelim, çünkü illaki bu işi profesyonel yapacaksınız diye bir şey yok. Sağlık için de yapılması gerekiyor. Çünkü çoğu araştırmacılar şöyle diyor, yani sporun çoğu sağlık için değil. Yani profesyonel sporların çoğu aslında sağlıksız bir ortam oluşturuyor bize. Tabii bunu istemeyenler sağlık için spor yapabilirler. Onun akabinde de hocam bu işte malum başımızda bir koronavirüs var. Bunun için evet. De insanları biraz daha sabırlı olmaya davet edelim. Lütfen yani şu andaki alınan önlemleri herkes ciddiye alsın. Hiç olmazsa bu olay atlatılana kadar biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorum ben. Çünkü bazı bilinçsiz insanları görüyoruz. Hakikaten. Ya özür dilerim. Şimdi Instagram kuralı var. Kaçırdım. Doğru hocam, doğru. Hakkını helal et vallahi. Sanki böyle birden kapatmış gibi oldum. Yok gibi olurum hocam. Estağfurullah. İnşallah 2020 tabi olmayacak anladığımız kadarıyla. 2021 herhalde Tokyo değil mi? Evet. Yine Tokyo hocam inşallah. İnşallah Tokyo'da hayal ettiğin şeye kavuşursun ve büyük bir aksaklık olmazsa söz veriyorum ben de orada olacağım. Sağ olun hocam. İnşallah. İnşallah hep beraber ülkemize Sakarya'ya madalya getiririz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Oğuzhan abine de buradan çok çok selam söylüyorum. Sağ olsun kırmadı o da bizi.